Evet, Muğla'nın Milas ilçesinde Kıyıkçacık Mahallesi'nde çıkan orman yangını şu an Kıyıkçacık'ta siteler bölgesini tehdit eder durumda. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla etrafı sulayarak önlem almaya çalışıyor bahçe hortumlarıyla. Bir yandan orman arazileri burada. Evet, bu sitenin ismi Selkent sitesi, Kıyıkçacık. Gördüğünüz gibi orman ekipleri, itfaiye ekipleri alevlerin yerleşime gelmemesi için barikat oluşturmuş durumda. Vatandaşlar sık sık hava müdahalesi talebinde bulunuyor. Vatandaşların talebi olarak bunu da buradan iletelim. Evet, bakın. Site. Evet, site etrafında şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi siteler ve vatandaşların sulama yaptığı hat alevlerden korunmak için. Bir yandan gördüğünüz gibi alevler yükseliyor. Bu tarafa doğru ilerliyor. Evet, bakın. Burada odun motorlarıyla maki bitki örtüsünü keserek bir alan oluşturmaya çalışıyorlar. Bir yandan şöyle gösterelim. Gençlere de buraya gelerek yani sürdürme çalışmalarına destek veriyor. Kaçtır o? Motor mu atar? Zincir mi atar? Bak, zincir atıyor. Tabii böyle geçeyim. Evet, bak. Alevlerin ilerlememesi için buradaki bitki örtüsü vatandaşlar tarafından sulanıyor. Bahçe hortumlarıyla. Selken sitesinin üst kısmı şu an alevlerin tehdidi altında. Normal ekipleri burada. Aşağıda. Bir saniye, şunu vereyim de. Alo. Evet, karşımızdaki tepede dumanlar yükseliyor. Biraz önce alevleri görüyorduk o tepede. Rüzgar etkili. Rüzgar çok etkili. Hemen bu bulunduğumuz bölgenin biraz ilerisinde alt kısımda da Bodrum sitesi vardı. O bölgede de tahliye işlemi yapıldı. Tabii yine diğer yerlerde olduğu gibi burada da evini tahliye etmeyen, ayrılmayan insanlar var. Bugün Milas yangınlarında 5. gün ve Kıyıkçacık yangını.
olay yerindeyiz. Haber Milas olarak vatandaşların çabasını, çalışmasını sizlere aktarıyorum. Evet, şimdilik canlı yayınımıza son veriyoruz. Bölgedeki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Evet, Milas'a bağlı Kıyıkçacık Mahallesi, Selkent üstü. Dumanların yükseldiği tepe, alevler bu yöne doğru ilerliyor. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla burayı sulayarak önlem alıyor. Aynı zamanda itfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de burada görev alıyor. Evet, şu an burada sitede kalan çok fazla insan olmadığı söyleniyor. Yangınla mücadelede bu bölgeye, Selken sitesine destek vermesi beklenen vatandaşlar olduğu ifade ediliyor. Kıyıkçacık Selkent üstü. Şu an buradayız.